Yalçın Hocam. Merhabalar, Kebigeç'in yeni haftasında tekrardan birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuz da İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Antik Dönemden Osmanlı'ya Anadolu Sanatı'nda Kadın başlıklı çalışmanın editörü, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden öğretim üyesi Doktor Dilek Makdal Canko ile derlemeleri üzerine söyleşi yapacağız. Ben öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Şimdi hocam esas itibariyle hani Türkiye'de az çalışılan bir alan olduğu için kadın çalışmaları, tabii haksızlık yapmamak için son dönemlerde bu çalışmalar giderek artıyor ve sizin çalışmanız da bunun içerisinde yer alıyor. Ben öncelikle tabii bunu da soracağım ama sizin bu çalışmanızın serüveninin nasıl başlayıp bu haline nasıl geldiğini sorarak ilk soruyu yöneltmek istiyorum. Buyurun. Ben hocam doktora tezimi Bizans kadınları, Bizans dünyasında ve sanatında kadın isimiyle Bizans kadınları üzerine yaptım. 2016 yılında doktora tezim sonlandı. Bu 4-5 yıllık süreçte Bizans kadınlarını hem tarihsel metinlerle hem de sanat eserleri üzerindeki tasvirleriyle incelemeye ve onların sosyal ve siyasal hayattaki durumları ile ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Bu esnada tabii ki Bizans, Anadolu topraklarında Bizans kadınları hem öncesinde antik dönem Yunan ve Roma uygarlıklarından etkilenmişler, onlardan devralmışlar, hem de sonrasında Osmanlı ve aynı çağda Selçuklu'yu da etkilemişler. Evet. Bir kısım doktora tezim sırasında bir kısım bu kadınları da inceledim. Ancak tabii ki doktora tezi sınırlı olduğu için Bizans kadınları üzerinde durdum. Ancak o zamanlardan itibaren bu Anadolu sanatı, özellikle Anadolu topraklarındaki bu kadınların sanat eserleri üzerindeki tasvirleri ve onların bu tasvirlerden yola çıkarak sosyal ve siyasal hayattaki durumları hakkında bir şeyler söylemek istiyordum. Bu nedenle bitirdikten sonra bu konunun uzmanlarıyla, hocalarımla konuşup böyle bir kitap yapmayı düşündüğümü, katkı verip vermeyeceklerini sorduğumda hepsi tabii ki gönüllü olarak hemen katkı vereceklerini, projeyi çok beğendiklerini ilettiler. Ve böylece biz çalışmaya başladık. Antik dönemden Osmanlı'ya kadar dedik. Çünkü niçin bu alanla sınırladık? Çünkü benim çalışmam Bizans olduğu için, tam da ortada yer aldığı için onun etkilediği ve etkilendiği kadınları o coğrafya içerisinde anlatmak istedim. Çünkü Bizans... Buyurun hocam. Bu, lütfen ben kesmeyeyim. Çünkü Bizans kadınlarını çalışırken gördüm ki... İkinci sınıf vatandaş olarak görülüyor tarihsel metinlerde, özellikle o vurgulanıyor. Ancak arkeolojik ve sanatsal malzemeye baktığımızda onların gerçekten de hem siyasi hem de sosyal hayatta hayatın tam da merkezinde olduğunu görüyoruz. Evet. Özellikle de üçüncü bölümde benim bölümümde anlattığım imparatoriçeler. Evet, aslında o da sorularım arasında hocam. Söylediğiniz iki soruyu da soracağım size. Peki buraya gelmeden bu çalışmanızın bütün yazarları kadın yazarlar, hepsi de bilim camiasının değerli hocaları. Şimdi ve tabii ki onların bir kadın kitabına kadınlar olarak katkı sunmaları ziyadesiyle önemli. Çünkü Türkiye'de kadın meselelerine ya da kadın çalışmalarında da erkeklerin söz söyleme hakkını kendinde gördüklerini ne yazık ki görüyoruz. Bu anlamda da bunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi hocam belki buradan birkaç cümle de günümüzde Türkiye'deki kadın çalışmalarına dair ne söylemek istersiniz? Aslında Türkiye'de kadın çalışmaları son döneminde bana göre bir en yoğun, en verimli dönemini geçiriyor. Çünkü ben kadın çalışmaya başladığımda sempozyumları da, özellikle kadın sempozyumlarını takip etmeye başladım ve katılmaya başladım. Takip ettiğimde kadın sempozyumları zaten çok fazla yapılıyordu. Özellikle son 10 yıldır. Çünkü akademik düzeyde üniversitelerin kadın araştırma ve uygulama merkezleri var. Ege Üniversitesi'nde de EKAM ismiyle bir kadın uygulama araştırma merkezi var. Onun da ben müdür yardımcılığını yapıyorum. Biz de orada 3 senedir düzenli olarak sempozyum düzenliyoruz.
Bu sempozyumlarda yalnız dikkatimi çeken özel son 4 seneyi hariç tutarak onun öncesinde psikoloji, sosyoloji, iktisat, iletişim özellikle gibi bilim dalları daha çok yer alıyordu. Tarih ve sanat tarihi ne yazık ki yoktu. Yani yoktu gerçekten. Katıldım neredeyse 2-3 sempozyumda tektim. Ve ben neden tarih çalışmalarında kadın çalışılmıyor bu konuda diye hep özellikle gidiyordum. Farkındalık uyandırabilmek için. Ve bu son 4-5 yıldır arttı. Artık kadın konusunda tarihsel ve sanat tarihsel, sanat tarihi bilim dalında da bildirileri görüyoruz ve kitaplar görüyoruz çok fazla. Biz de EKAM'da neredeyse 4 kitap çıkardık 4 senede kadın üzerine. Şimdi de 2 kitabımız ve Kasım ayında bir uluslararası sempozyumumuz var. Zaman, Mekan ve Kadın isimli. Aslında şu anda kadın konusunda çok fazla akademik düzeyde çalışma yapılıyor Türkiye'de ve dünyada da yapılıyor. Çok güzel. Peki hocam, siz aslında kitabınızın girişinde sunduğunuz yazıda diyorsunuz ki tarihte kadının rolünün anlaşılmasında elbette ki tarih ilminin kullandığı malzeme önemlidir ama arkeolojik ve sanatsal malzemeyi de bu araştırmalar için mühim buluyorsunuz ve bunu öneriyorsunuz. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii hocam, siz de tarihçisiniz. Tarihsel metinler ve erkeksiniz. Tarihsel metinler erkeklerin gözünden yazılıyor ve erkekler tarafından yazılıyor çoğunlukla. Çok büyük bir kısmı özellikle Orta Çağ'da benim incelediğim alanda. Ve bu tabii ki erkek bakış açısıyla ve erkek dünyasıyla kadınları yazmak zaten hani pek de olası olmuyor ve zaten yazılmıyorlar. Ve benim özellikle Bizans'ta incelediğim hukuki metinler ve kronikler gibi tarihsel metinler gerçekten erkeklerin gözünde ve kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak hep ya geçirmiyorlar hiç kadınlardan bahsetmiyorlar ya da bahsettiklerinde ev içi rollerini vurgulayarak onları ikinci sınıf vatandaş olarak niteliyorlar. Ama arkeolojik ve sanatsal malzemelere baktığımızda kadınların aslında özellikle siyasette ve sosyal hayatta hiç tarihsel metinlerin söylediği gibi olmadığını, tam da hayatın merkezinde olduklarını biz görüyoruz. Yine ben incelediğim dönemden bir örnek vereyim. Bizans döneminde kroniklere baktığımızda, hukuki metinlere baktığımızda özellikle kadınlar hep ikinci sınıf vatandaştır. Hakları çok sınırlıdır, yapabilecekleri belirlenmiştir ve onlara sadece ev içindeki rol ayrılmıştır. Ama ki imparatoriçelerde böyle, imparatoriçelere ayrılan özel odalarda yaşarlar ki sıradan kadınlara göre biraz daha serbesttirler ama onların da sınırları bellidir. Ama sanatsal malzemelere baktığımızda hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Özellikle sikkelerden örnek vereyim. Sikkeler de imparator ve imparatoriçe neredeyse her dönemde, evet bunu tercih etmeyen imparatorlar var, ama neredeyse her dönemde imparator ve imparatoriçe ön yüzde birlikte eşit seviyede, çünkü sikke ikonografisinde aynı seviyede olmaları ya da ellerin üstte veya altta olmaları bize bir şeyler söylüyor. Eşit seviyede ve neredeyse aynı şekilde tasvir ediyorlar. Bu da bize, çünkü sikkeler herkesin, sıradan vatandaşın cebinde sürekli duruyor ve bu Bizans'ta ve diğer imparatorluklarda önemli bir politik araç. İmparatorun yüzünü benimsetmesi için önemli bir politik araç olarak kullanılıyor Orta Çağ'da ve imparatoriçenin bu sikkeler üzerinde olması bize aslında imparatoriçenin politik hayatta da çok önemli rolü olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama tarihsel metinler bunu söylemiyor. Şimdi hocam, çalışmanın güzel bir yanı da aslında çok iyi bir görsel malzemesi var. Her makale neredeyse serpiştirilmiş ve yazarlar meramını anlatırken de aslında görsel malzemeyle de ilişki kurarak daha da iyi anlayabiliyor. Şimdi ben belki bir kronolojik seyir halinde makalelerin seyri üzerine birkaç soru sormak daha istiyorum. Şimdi mesela ilk makale işte Antik Çağ, Roma'da kadının görünürlüğü ve toplumsal rolüne dair bazı hususlardan bahsediyor. Ve aynı zamanda Antik Yunan ve Anadolu'yu da görüyoruz. Acaba buna dair ne söyleyebiliriz? Ve sanki ben şunu gördüm, hani Anadolu'daki kadının görünürlüğü diğer yerlere nazaran kamusal alanda daha mı fazla? Ben de yanlış anladım. Buyurun.
Evet hocam, işte arkeolojik ve sanatsal malzemeyi kullanırsak kadının görünürlüğünü arttırıyoruz. Amacımız da tamamıyla buydu bu kitapta. Bu malzemelerle kadının görünürlüğünü arttırmak. Şimdi kronolojik sıralamayla gittik biz kitapta da. İlk bölümümüz antik dönemde kadın, Anadolu'da kadın. Bunu da bu bölümü Profesör Doktor Nuran Şahin hocamız yazdı. Hocamız Ege Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi ve antik dönemde Anadolu'da kadın isimli kitabı da var kendisinin. O bölümünde de belirttiği gibi aslında Yunan'da da, antik Yunan'da da kadının görevi evlilik yapmak, çocuk doğurmak, ev işlerini yapmak olarak sınırlandırılmıştı gene ideolojik olarak ve tarihsel metinlere baktığımızda. Ama kadınların gerek siyasette, gerekse sosyal yaşamda tüm ideolojik görüşlere, düşüncelere rağmen aktif olmayı başardıklarını, kendilerine özel bayramlar yarattıklarını, çeşitli dini görevler aldıklarını, yönetici olduklarını ve hekim gibi önemli mesleklerde bulunduklarını hocamız belirtiyor. Yönetici olarak kadınların önemli görevleri olduğuna dair özellikle üzerinde durmuş hocamız. Evet. Yani ayrıca ben şunu da ikinci makalemizi de bahsedeyim çok kısa. Lütfen, Serap Gülkalaycıoğulları tarafından yazıldı doktora öğretim üyesi. O da Roma'da kadını inceledi ve hoca ile yine aynı bulguları tespit ettik. Roma'da da kadının siyasette olan gücü yüksek. Evet, yani ben o makaleyi okurken işte Pandora'dan Lilith'e, oradan Havva'ya, Helena'ya kadar o değişim dönüşümün tarihsel metinlerde, arkeolojik malzemede, dinsel kurguda, inşada işte kadının nasıl efendime söyleyeyim böyle bir kötülük nesnesi haline getirildiğini, sonradan nasıl farklı boyutlara evrildiğini, farklı algılandığına dair ziyadesiyle müstefit kaldım bu çalışmadan, yani bu makale bölümünde. Peki hocam, bu kitabınızın üçüncü bölümü de aslında sizin doktora tezinizdeki verileri esas alarak oluşturduğunuz bir bölüm. Belki biraz ana başlıklarıyla hem doktora tezinizi de bu vesileyle yad etmiş oluruz. Ona dair ne söylemek istersiniz? Doktora tezimin belki de en eğlenceli, en verimli kısmını anlattım burada. Çünkü imparatoriçelere değindim. İmparatoriçeler hem tarihsel metinlerde hem de görsel kayıtlarda en çok karşımıza çıkan kadın karakterler aslında. Çünkü Bizans'ta, Orta Çağ'da sıradan kadınlar üzerine çok böyle kronikler içerisinde cımbızla çekip alıyoruz. Ve görsel kayıtta da öyle. Ana kompozisyonun arkasından görebiliyoruz. Ama imparatoriçeler ve dini figürler üzerine tasvirler çok fazla. İmparatoriçelerin bu tasvirlerine baktığımızda biraz önce de söylediğim gibi siyasette özellikle sikkeler bize çok yol gösteriyor, mühürler yol gösteriyor, duvar resimleri yol gösteriyor, mozaikler yol gösteriyor ve minyatürler yol gösteriyor. Ve bunlara baktığımızda hepsinin aslında imparatorun yanında imparatoriçenin varlığını ve mesela biraz önce gösterdiğiniz minyatürde sanırım o. Kutsal ışık imparator ve imparatoriçenin üzerine değiyor. Yani Tanrı'dan gelen kutsal ışık sadece imparatora değil, imparatoriçeye de gidiyor. Yani bu demek oluyor ki biz bunu biliyoruz tarihsel metinlerden de. İmparator Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. İmparator Tanrı olarak görülür. Ama ben imparatoriçenin de Tanrıça olarak görüldüğünü aslında biraz iddialı bir şey ama hani tarihsel bir verimiz yok burada ama sanat tarihi kayıtları bunu gösteriyor. İmparatoriçe'de imparatorun yanında bu şekilde tasvir edilmesi, eşit seviyede ve aynı şekilde tasvir edilmesi imparatorla birlikte Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak onu da görebileceğimizi düşündürtüyor. Peki değerli hocam, belki o tarihsel izleyi devam ettirirsek Anadolu Selçuklu sahasında kadına dair ne söyleyebiliriz? Anadolu Selçuklu konusunda
Selçuklu konusunda sanat tarihçisi olan doçent doktor Sema Gündüz Küskü hocamız yazdı. O da çok uzun bir çalışma yaptı. Çünkü biz bu çalışmaya 2016 yılında başladık. 2021 yılında yayınladık. Hepimiz çok uzun çalışmalar yaptık. Ve Büyük Selçuk, onun da belirttiği üzere bölümünde, Büyük Selçuklu döneminde hükümdar eşi veya annesi olan hatunlar devlet idaresini yönetmişler. Hatta imanları dahilinde iktidar mücadelesine bizzat katılmışlar. Bunu biliyoruz. Tarihsel metinler ve görsel kayıtlar bize bunu gösteriyor. Ama Anadolu Selçuklu dönemine geldiğimizde kadınların siyasi hayata katkılarının azaldığını ve bu katkının daha çok siyasi evlilikler yoluyla olduğunu görüyoruz. Ama tarihsel metinler böyle. Ama biz Sema Gündüz Küskü hocamız bu kadınların siyasi rollerini sanat eserlerine bakarak incelemek istedi ve mimari yapılara baktı. Kendisinde uzmanlık alanı olduğu için mimari yapılara baktı ve onların mimari yapılardaki baneliklerini inceledi. Şimdi birçok mimari yapı var ve sultanlarla neredeyse eş seviyede mimari yapıya banilik ettiklerini ve üzerindeki kitabelerde yer alan sözlerle işte babasının şu sultanın kızı ya da şu sultanın annesi olan ifadelerle onların siyasi rolünü okumaya çalıştı. Evet, sonrasında bir makale Gönül Öney Sevinç Gök hocaların Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş aşaması üzerinde yoğunlaşıyor. Ve hemen onun akabinde de Aslan Ertmen, Şebnem Parladır hocalarımızın Osman dönemine odaklandıkları, el yazmaları üzerinden kadın imgesine odaklandığı iki çalışma var. Peki bu ikisinden hareketle şunu sorayım ben hocam. Şimdi iki makalede de aslında şunu gördüm ben. Yani kadın, hanedan kadınları, yani daha çok padişah eşleri, kızları, anneleri ya da diğer hanedan ailelerine mensup kadınlar odaklı bir resim çiziliyor. Acaba bütün, yani bu eldeki malzeme, istinaden söylüyorum, hocalarımız da buna dair bir değerlendirme yapmışlar. Osmanlı sahasında kadının görünürlüğü ya da pozisyonu, konumuna dair bu belgeler, çizimler bize neyi anlatıyor? İlk makalede söylediğiniz gibi hem Selçuklu hem de Osmanlı kadınını seramikler üzerinden inceledik bu sefer. Seramik tamam, mimari eserler bize bunu söylüyor ama seramikler ne söylüyor diye önce Selçuklu'ya baktı hocalarımız. Selçuklu'da da aynı şekilde kadın tasvirinin çoğunlukla hanedan kadınlarına ait olduğunu ve hanedan kadınlarının imparatorla eş seviyede tasvir edildiklerini gördü. Ama Osmanlı'ya geldiğimizde Osmanlı'daki muhafazakar yapının seramiklere de yansıdığını ve figürlü kompozisyonlarında kadının az yer bulduğunu tespit ettiler. Müzisyen kadınlar üzerine tasvirler bulunuyor ama hanedan kadınları üzerine tasvirler seramikler üzerinde ne yazık ki çok az karşımıza çıktı. Ancak ikinci makale, peki tamam seramikler üzerinde tasviri az, bu muhafazakar yapı nedeniyle, belki de başka bir nedenle hanedan kadınlarını başka hangi eserler üzerinde görebiliriz diye baktığımızda bu sefer minyatürlere yöneldik. Çünkü tasvir olabilecek Osmanlı'da seramik ve minyatür iki sanat eseri, sanat dalı. Minyatürlere baktığımızda hanedan kadınlarını orada görebiliyoruz. Diğer sıradan kadınları da görebiliyoruz. İşte yine müzisyen kadınlar en çok karşımıza çıkan kadın figürleri oluyor orada da. Ancak hanedan kadınlarını da minyatürlerde görebiliyoruz. Onların da yine Osmanlı'nın muhafazakar yapısı nedeniyle daha muhafazakar tasvir edildiklerini görüyoruz orada da, minyatürler üzerinde. Şimdi kitabınızın kapağını göstereyim ben. Bu kapak resmi Seda Ağırbaş'ın kadın seyyahların izlenimlerinde ve oryantalist tablolarda Osmanlı kadını eğitimi ve öğretimi başlıklı makalesinden alınmış. Evet. Ve bu resimde cariyeli saz takımı 17. yüzyıla ait bir 17. yüzyıla ait bir resim. Altında bilgisini de vermiş hocamız. Tabii farklı görseller de var. Nasıl ki sizin çalışmanız efendime söyleyeyim kadın yazarlardan oluşuyor.
hocamız da, Seda hocamız da aslında 19. yüzyıldaki kadın seyyahların gözüyle Osmanlı kadınını ele almış. Bu da ilgi çekici bir şey, makale, bir bölüm olmuş. Peki buna dair, belki son soru olarak, buna dair ne söylersiniz hocam? Yasin hocam, şimdi ikidir vurguluyorsunuz. Ben de unutmadan hemen söyleyeyim. Sonunda söylerim diyordum ama şimdi söyleyeyim. Farkında olmadan kadın yazarlar seçmişiz. Öyle yani mi? Bu çok ilginç bir şey. Hatta biz bu çalışmayı yaptıktan sonra hocalarımdan bir tanesi dedi, ya dedi, biz hepimiz kadınız dedi. Biz toplu bir fotoğraf çektirmeliyiz dedi, yani en azından hani kitap için veya gerçekten sonra baktım da özellikle seçilmedi. Ama bir de şu var, galiba kadın çalışmalarına daha çok kadınlar çalışıyor. Yani büyük bir çoğunluğu kadın, özellikle seçmedik ama öyle denk geldi bizde. Ama şunu da söyleyebilirim, tabii ki kadın, erkekleri daha çok bekliyoruz bu mecraya kadın çalışmaları konusunda. Erkeklerin de çalışması. Biz mesela EKAM'da yaptığımız sempozyumlarda ve kitaplarda özellikle erkek akademisyen hocalarımızı gönderiyoruz, davet gönderiyoruz. Buradan da bir çağrı olmuş olsun. Şimdi Seda hocamızın en son bölümümüz, Seda Ağırbaş hocamızın kendisi doktora tezini Osmanlı'ya gelen Mary Adelaide Walker isimli İngiliz bir seyyah üzerine yaptı. Onun eserlerindeki Osmanlı dünyasını inceledi. Ve burada da özellikle onun eserleri başta olmak üzere diğer seyyahlara da baktı. Osmanlı kadınını yazdı. Şimdi kadın seyyahların o dönemde birçok seyyah geliyor Osmanlı'ya ve erkekler de kaleme alıyor ama yine onların gözünden oluyor. Ama kadın seyyahların önemi Osmanlı kadınını bir kadın gözünden anlatmaları ve daha da önemlisi erkekler hareme giremediği için onlar hareme girebiliyor. Mary Adelaide Walker da hareme girmiş bir gezgin. Haremde gördüklerini de yazmış. Onlar da bize yol gösteriyor. Ve oryantalist tablolarda onun yazdıklarına yol gösteriyor. Yani aslında Osmanlı kadını yabancı dil öğrenen, okuyan, Kur'an okuyan, kitap okuyan, yabancı dil bilen, müzik yapan, enstrüman çalan, çok da eğitimli ve kültürlü kadınlardı özellikle haremdekiler. Şimdi buyurun hocam. Buyurun hocam. Seda hocamızın en son yazdıklarını ben onun söylemiyle okumak istiyorum, izin verirseniz hocam. Lütfen. Çünkü o kadar iyi ifade edemeyebilirim Seda hocamız kadar. Osmanlı ülkesini ziyaret etmiş erkek seyyahlardansa kadın seyyahların anlatımlarında kadının haremde iyi bir eğitimden geçtiğini okuyup batılı oryantalist yaşamdan farklı bir şekilde ele alındığına tanık olmaktayız. Kadın seyyahların söylemleri doğrultusunda Osmanlı kadının haremde sadece eğlenip günlü gün etmediğini, Kur'an okuyup ibadetlerini yerine getirdiğini, dini eğitimin yanı sıra müzik ve dans gibi sanatsal faaliyetlere de katıldığını, nakış işlemeye, yabancı dil öğrenmeye önem verdiğini görmekteyiz. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Tanzimat'la birlikte Batı tarzında eğitim Osmanlı hareminde rağbet görmüş, gerek sultan kızları, gerek daha alt sürme kadınları yabancı dil öğrenmek, batı enstrümanları çalmak ve tiyatro, bale, dans gibi sahne sanatlarını öğrenmekte gecikmemişlerdir. Aynı şekilde buradaki özellikle yoğun olarak kullanılan resimlerle bunu da, bu söylemi de aslında kanıtlamış oluyoruz. Şimdi ben kadın vurgusunu siz tesadüfen oldu dediniz. Aslında ben bunu çok daha önemsediğim için özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü siz de aslında bir şekilde ifade ettiniz. Tarih ya da bilim alanında erkeğin o hegemonik bakış açısının birçok şekilde her alana sirayet ettiğini görüyoruz. Ve belki de aslında kadınların özellikle tarih gibi, işte sanat tarihi gibi ya da arkeoloji gibi alanlarda da bir erkek hegemonyasının tesis edilmesinden ötürü kadınların kendilerini bilimsel olarak araştırmalarını da ziyadesiyle önemsiyorum. Ve belki bu anlamda daha da verimli bir iş olmuştur. Bunu erkeklerin çok da yapabileceklerini de zannetmiyorum. Çünkü dediğiniz gibi hocam, o
erkek hegemonik bakış açısı bir şekilde bu çalışmalara ne yazık ki sıraya. Aslında kadınlar kendi tarihlerini araştırıyorlar. Bunu da vurgulamadan edemeyeceğim. Çünkü erkekler bunu yapmıyorlar. Hep yani yüzyıllar boyunca ataerkil düşünceyle ve o bakış açısıyla sadece kendi dünyalarını ve bulundukları ortamı kaleme almışlar. Ama kadınlar geriye dönüp baktıklarında özellikle sanat eserleriyle bunları görüyorlar ama çok önemli bir tarihleri var. Onları yazma çabası aslında hepimizin yaptığı. Evet ve tarih hep böyle savaşlar, mükerrer olaylar, hadiseler, askeri boyutu, siyasi boyutuyla ifade ediyor. Bu da erkek düşüncesi hocam, erkek bakış açısı. Ya kadınlar bir şey yazdıklarında savaşları zor yazıyorlar. Tamam, Anna Komnena yazmış ama babası babasını yazmak için yazmış. Direkt savaşı yazmamış. Babasının dünyasını yazmak için yazmış. Ama kadınların bambaşka bir bakış açısı var. Ve bu dünyada yüzyıllardır, bin yıllardır birlikte yaşıyoruz. Toplumun yarısını biz oluşturuyoruz. Ve bizim bakış açımızın da artık hem tarihinin hem de günümüzün yazılması önemli diye düşünüyoruz hocam. Tebrik ediyorum hocam. Sizin huzurunuzda bütün yazarlarınızı da tebrik ediyorum. Çok üretken ve lütfi bir çalışma olmuş. Bugün Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Doktor Dilek Maktal Canko ile derlemiş olduğu Antik Dönem'den Osmanlı'ya, Osmanlı Anadolu Sanatı'nda Kadın, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarına çıkan çalışması üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum kendisine, programımıza katılımı da kabul ettiği için. Ben teşekkür ederim hocam davet ettiğiniz için. Eyvallah.